Şimdi Eylül, şöyle, Ekim. ev kirası 750, elektrik faturası 550 gelmiş. 2 kilo ödüyorsun şu an. Hmm. Tek kilo diyorsun ama 2 kilo ödüyorsun. Evet. Fatura 550 geldi, kira 750. Evet. 2 kira ödüyorum diyorsun yani. 2 kilo ödüyoruz. Ve elektrik. Bu iş yeri? Bu iş yeri 4000 lira, 2000 lira elektrik faturası gelmiş. Kullandığım da sadece lambalar. Lambalar. Başka hiçbir şey yok. Muhafazakarım, AKP evet. partizanıydım. Allah belasını versin. İnşallah Mazda 30 olur tekrar verir. Sürünsünler. Sizin memleket neresi? Adıyaman. Adıyaman'da yaptım. Ya ben 2018'de seçimlerde Tayyip Erdoğan memlekete gitmiş. Mitingi izliyorum. O zaman da sıkıntı çok büyük. İzliyorum. Adam diyor ki bütün için yapacak hiçbir şey yok. Yanıma gelmeni alkışlıyoruz. Böyle bir koyun sürüsü olduktan sonra başımıza ne gelse müstahaptır. Peki, bu giderler çok yüksek. Nasıl giderler arttı, gelirler düştü. Nasıl başa çıkıyor? Nasıl hallediyorsun ya? Nasıl geçiniyor yani şu an? Aile desteği. Aile desteği. Aile desteği. Yani aile desteği olmasa ayakta kalma mümkün şansı değil. Yok ya. Yani. Mümkün değil. Bugün geçen hafta içinde bir şey sattım. Mesela bunu evet. Ben 30 lira kârla bunu sattım. Gittim. 15 lira daha verdim. 130 liraya sattım. Bana gitti 145 bin, 145 liraya aldım. Geri aldım. Ben 2016'da Sındırgı'ya geldim. Evet. Bizim o zamanlar dışarı açılmıştım. 5 gün, 10 gün gezmeye çıkmışımdır. Bizim orada hep CHP'ye veren sahil kesimi. Gavur diye tabir edilir. Bu adamlar gavur. Hep CHP, hep CHP gavur diyoruz. Doğuda. Algı bu. Benim buraya geldim. Bana diyorlar sen de gavur oldun. Ben hiçbir değişime uğramadım. Şöyle diyelim, yani 22 yaşındayım ben. Evet. Özel sektörde çalıştım, üniversite mezunuyum. Onun üstüne 4 senede devam ediyorum. Ama şu anki hani tabii ki doğma büyüme, yani bu ülkenin vatandaşıyız ama bizim gördüğümüz değerler çok hoş değil. Yani şu anda biz bir destek istemiyoruz ama benim geçen ay elektrik faturam 3 bin lira gelmiş. 3 bin lira elektrik faturası. Şimdi siz söyleyin, reva mı? Yani burada çalışan şey belli. Yani bu ay biterse nasipse bir yıl oldu ben dükkan açalı. Klima da yok. Klima yok, pu var. Bir senedir dükkan işletiyorum. Yani 10 ayda gelen fatura 3 bin lira değil. Yani elektrik faturası açma dahil. Ama bu ay gelen fatura 3 bin lira. 10 ayda 3 milyar lira fatura gelmedi. Toplam totalde gelmedi. Bir ayda 3 bin lira geldi. Şimdi bunun tamam zam yapılıyor. Tabii ki zam da yapılması gerekiyor. Yolda yapılıyor, bir şeyler yapılıyor. Tamam çalışma oluyor da. Bu kadar zam biraz düşündürüyor yani. Bence zam değil abi. Elektrik parası kiraya geçmiş. Yani bir nevi öyle oldu. Şimdi buranın 3,5 kirası var. Bu aydan sonra 4,200 olacak. Yani bir asgari ücret olacak. 3 elektriğe vereceğim. Yani tamam biz verelim de şu anda insanların cebinde para kalmadı. Yani şu anda karşıda şurası şey mesela. Şafak Pastanesi. Yani bildiğimiz unlu mahmut satan yani temel ihtiyacı satan bir yer. Oranın müşterisi bile sayısı potansiyel düşerken insanlar nasıl taraf olmaz? Şimdi hani gelir çok fazla olsa bizim giderimiz gözle gözükmez. Ama şu anda giderler gelir açtı. Ya şimdi tamam ödeyelim, ben hiçbir zaman vergimizi ödeyelim, şeyimizi ödeyelim ama şimdi bir yerde de biz de tıkanıyoruz. Yani bizim müşterimizde para olmasa bizde de olmayacak. Sonuçta biz kendi kendimize bir hizmet vermiyoruz. Biz de insanız. Bağ köpürümü bilmiyoruz, 1700 lira. Ya 1700, hani bir şeyler oldu. Hani diyorum ya, üniversiteyi okuduk, bir şey olamadık. Dükkan açtık, yine hani bir şeylerde tıkanıyoruz. Ne yapacağız peki? Yani daha ne yapacağız? Ne yapacağız? Hani bundan sonrası ne yapacağız? Hani okuyun dediler, okuduk. Yine bir şey başaramadık. Mezun oldum, 4 yıl okudum, bitirdim, bir şey yapmıyorum. Döndüm ya, şimdi esnaf oldum. Esnaf olduk. Kaç şimdi biz de bir sene oldu. Hani bir senedir ben burada dükkanım. Ondan öncesi de markette çalışıyordum yani kasiyerlik. Esnaf geçmişim var, özel sektörde de çalıştım. Ama asgari ücretle de geçinemedim. Geldim dükkan açtım, şu anda da biraz daha zorlanıyor. Ama şimdi bunun üstüne, hani ben hiçbir zaman bir beklentiye girmedim. Devletin bana şöyle para versin, böyle versin ama şimdi şunları görmesi lazım. Biz esnafız, biz insanlara hizmet veriyoruz. Yani biz vatandaşa hizmet veriyoruz. Yani bizim de burada uygun fiyatlar sunabilmemiz için bizim tüm ürünlerimiz yurt dışından gelen ürünler. Şimdi dolar bazlı geliyor. Adama diyorum ki 30 dolar. 30 dolar rakam olarak çok küçük bir para. Ama şu anda vurduğumuz zaman 15'e yakın bir dolar. 450 lira para. Paranın değeri kalmadı. Hani paranın değeri kalmadı, bizde hiç kalmadı. Yani ben dükkan açtım 15 liraya şarj aleti veriyordum. Şu anda normal kablo bile 30 lira yani. Şimdi insanlara bir şey derken sanki hani dolandırıcı gözüyle artık böyle geri çekilerek gidiyorlar ya. Yani. Çünkü kullanılmayacak telefonun ekranı 300 lira. Şimdi böyle olunca insanlara hizmet verelim de para olmadığı sürece herkes çekinerek gidiyor. Biz de maalesef ki dostluk bir yana diyorlar. Hani paranın dönmesi gerekiyor. Şöyle sattığın malı yerine de koyamıyorsun. Yerine de koyuyoruz. Mesela benim aldığımda işte 10 bin dolarlık aksesuar aldım. Farzım sen. Evet. Şimdi o zaman dolar 6 liraydı. Şu anda 15 lira. Evet.
Şimdi aradaki tamam dolar bazında çok rakam aynı ama Türk parasına vurduğumuz zaman 90-100 bin gibi rakam oynuyor. Şimdi biz geri aldığımız zaman şimdi insanlar da veremiyor. Yani sonuçta ben bir ürünü aldım fiyattan satsam yani ya da karımla satsam ama yerine koyacağım ürün ondan pahalı olduğum benim ya burada durmamın anlamı yok. Yani 3,5 liraya kira ödüyoruz. Şu anda bundan sonraki ayda 4200 gibi bir rakam olacak. Yani bilmiyorum sonumuz ne olur ama esnafın şu anda gidişatı kötü. Burada doğma büyüme. Yani ben Çiftçücü. Yani ben Çiftçilik biliyorum. Köyden miydiniz? Evet köyden. Hangi? Fundacı. Fundacı. Yani soyadınız? Yardımcı. Zeybekler hep sakallı. Zeybekler mi? Hep sakallı. Sen şimdi bir çiftçilik yaptın. Çiftçilik babam çiftçi. Ondan evet. Gördüm. Çiftçilik evet. Yapmayayım dedim. Üniversite okudum. Antalya'da 2 sene durdum. Hani artık maddi boyutunu geçtim. Babamın bana verdiği emek boyutunu geçtim. Benim harcadığım bunca yıl okuduğum boşa gitti. O defteri kapattık. Geldik buraya hesap oldu. Hiç bulamadık. Neymiş? Şimdi mesela fabrikaya girmeye çalışıyorsun. Ne sen okumuş öğrencisin. Sen okuduğun lisans ben seni düz işçi olarak alamam. Ama üst seviyede alamam. İhtiyacım yok. Ne yapalım biz aç mı kalalım? Aynen. Sorusunu soruyoruz yani. Hani şeyimiz yok. Tabii ki biz bu ülkede herhangi bir şey olsa yine durmak zorundayız. Ama öncelikle biz buranın vatandaşıyız. Yani ben doğma büyüme buralıyım. Tabii ben kendi halkıma hizmet etmek için geldim yani dışarıda da biliyordum. Dışarıda durmasını biliyordum. Evet. Ama ben kendi halkıma hizmet etmeye geldim. Ama şimdi bazı şeylerde maalesef biz tolere sallayamayız çünkü biz de sonuçta kendi ürettiğimiz ürünler değil. Haliyle bir şeyler katıp ben bize de ekmek yedirmesi lazım. Hem de müşteriye uygun diye bir şey kalmadı artık. Yani evet. İnsanların gelir düzeyi. Gelir düzeyi hani yüksek olsun. Ben her zaman diyorum. Ben asgari ücret 2000 lirayken de çalıştım. 2900'ken de çalıştım. Hani sanırsam her geçen sene daha iyiydi. Şimdi yani eski sene daha iyiydi. Geçen sene asgari 2800 liraydı. 2825 liraydı. Bu sene 4253 lira. %50 arttı dediler ya. Geçen seneki 2825 lira. Vergiler kalktı. Bir ayda o 4253 lira 2800'ün altına düştü. Eridi. Ya şöyle asgari diyelim. Yani. Dolar bazına vurduğumuz zaman asgari ücretler daha da çok değer kaybediyor. Böyle bir zam plan varmış ama. Yani bence asgari ücret arttırmak yerine ülkeye refah getirmek evet. Daha mantıklı. Ama işte bazı şeyleri konuştuğumuz zaman yanlış oluyoruz. İşte hani bu ülke aslında değil. Biz bir şey istemiyoruz ya. Ben kendi adıma bir şey istemiyorum. Ben ilerleyen süreçte evleneceğim bekarım ben. Şimdi evi iyi kötü. Hadi almayalım evi de almayalım. Kiraya çıkalım. Yani şu anda iki asgari ücretli insanın maaşı bir evi zor geçindir. Şu anda markete gidiyorsun, bizim insanlar tamam var da zam yapılıyor. İnsanlar da korkuyor, mecbur stok yapmak zorunda kalıyor. Yani mazot 20 lira olmuş en basit örneği diyeyim ya. 6 lira, 20 lira oldu. Yani gençlerin umudu da kalmadı yani. Yani ben açıkçası şu anda bir oğlum insanı okuyun diyemiyorum. Çünkü diyemiyorum ya, gerçekten canı gönülden demiyorum. Ben okudum, burada ne işim var sorusunun cevabı yok yani. Gerçekten yok. Yani çözüm değil artık bir şeyler. Hani tamam Kerem, tamam baktığımız zaman çok şey kaybetti ama hani bir vatandaşın da görmesi lazım. Şu anda yurt içinde üretilen ürün bile çok çok pahalıya satılıyor. İnsanlar evine ekmek alamayacak düzeye geldi. Şu anda bizim ülkemizde savaş yok ama kıtlık varmışcasına yani öyle. Ben önceden mesela bir kafeye oturduğum zaman doğru düzgün oturup yani ekonomi iyi olmasa. Elektriği yakamıyoruz herhalde. Ya öğleden sonra sobayı. Diyebilirim. Evet. Ya baştan yakamıyoruz maalesef. Yani sabahtan pek kullanmıyoruz. Öğleden sonra. Şimdi gezdiğimiz bütün esnaf sobayı çalıştırmıyor, hepsi polarla. Ay evet. Nasıl olacak böyle bilmiyorum. Ay ben de bilmiyorum. Sonumuz inşallah hayırlısı olarak. Kötü gidiyor tabii inşallah. Kötü, tabii, tabii. Giderler artıyor aynen. Ama gelir yok. Gelir yok. Elektrik faturası ne kadar geldi? Ya 200'ü falan geçikti. Geçik. Ki yakıp söndüre söndüre, yakıp söndüre söndüre. Yak ya söndürüyorsun. Aynen biraz ısınıp biraz bırakıyorsun. Biraz. O şekilde. Yoksa karşılama şansı yok. Zaten yok, yok. Karşılayamıyorsun. Evet. Bir de elektrik parası çok çalıştığın zaman 700-800 de gelir zaten. Gelir. Ya kullanmamışken zaten o kadar geliyor. Yani üzerine olsanız gelir. 300-400 geçebilir yani. Var mı bizden bir isteğiniz? Teşekkürler. Çok sağ olun. Gezdik. Bir iki. Çok o da küçük. Küçük olan iş yerleri yapıyor. O da herhalde biraz yakıp kapatıyor herhalde. Benim de şeyim var. Olmazsa yani yoksa var ya durulmuyoruz. Böyle bütün gün titriyoruz yani. Şimdi gördüm battaniye var. Battaniye var ya gerçekten şeyle duruyorum. Polarla duruyorum şöyle dizlerime. Evet. Müşteri gidince örtüyorum ne yapayım. Evet. Yapacak bir şey yok da Allah evet. Hayırlısını versin artık hepiniz için. Evet iyi ama işte bu şekilde de girdiler de çok yüksek. Sattığınız malı yerine koyamıyorsunuz değil mi? Yani işte sıkıntılı da bakalım nasıl olacak bilmiyorum. İstekleriniz varsa vekilime
Şikayet ettiğim şeyler var. Dile getiriyoruz zaten. Esnafın sorunlarına devam edeceğiz. Evet, evet, ben esnaf kökenliyim zaten. Evet, siz dile getirirsiniz artık bizim yerimize. Sağ olun, Allah razı olsun. Biz de destekleriz. Öyle. Sağ olun, var mı bizden listeniz? Yok. Pazartesi olursa olacak. Pazartesi bir çalışıyorsunuz, ondan sonra bir hafta yok. Pazartesi çalışıyor dönmez. Evet. Yani günlük nafakalarımız, pazartesi olan önceki işlere bakarak. Masraflar çıkmıyor. Yok ya, yani, nasıl karşılıyorsunuz? Emekli maaşı. Emekli maaşı var. Hı. Emekli maaşı olmasa yok ya. Yani. Biz beklemediniz şu anda kirayı. Hey, emekli maaşını alın. Emekli maaşını geçirin. Dükkan açmayın, daha iyi değil mi şimdi? Devre almak isteyen yok. Yok. Kapatamıyorsun şu anda mı? Mal da var. Evet. Mal da var, kapatamıyorsun. Malı da veremiyor. Tabii canım, kime vereceğim? Malı versen yenge ben kapatacaksın, kaçacaksın yani. Bugün he? Kapatacağım, bugün kapatacağım. Değil yani. Mi? Benim evde oturma zamanım artık. Değil mi? Doğru söylüyorum. Yapacak bir şey yok. Bekliyoruz, hayırlısı. Destek istemiyoruz artık sizden.